Terapi Profesör Doktor Tunç Alp Kalyon ile birlikteyiz. Hocamızdan hem bir vaka ile ilgili bilgi alacağız, hem de bu yöntem hangi hastalıklarda uygulanıyor, nasıl bir tedavi biçimi, tüm detayları öğreneceğiz. Hocam, ilk önce hidroterapi nedir? Bize onu anlatarak başlarsanız çok seviniriz. Efendim, hidroterapi su içinde yapılan egzersiz ve yürüme eğitimine verilen genel bir isim oluyor. Aslında bu geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programının sadece bir bölümünü oluşturuyor. Bu tedavi şekli yukarıdaki gördüğümüz, belirttiğimiz diğer tedavi yöntemleriyle bir arada kullanılıyor. Hangi tedavi yöntemlerinin devamı bu? Biri fizik tedavide en çok kullanılan elektrikli tedavi araçlarıyla yapılan yöntemler. Diğeri mekanik tedavi yöntemleri, ki bunların başında egzersizler, evet, tedavi edici egzersizler geliyor. Bu egzersizlerin özelliği uzman terapistler, fizyoterapistler tarafından uygulanması ve kişiye göre tasarlanmış olması, bu son derece önemli. Tabii bazı durumlarda buna masaj ve traksiyon gibi diğer mekanoterapi yöntemlerini de ekliyoruz. Bazı durumlarda tabii hastanın rahatsızlığının derecesine, seviyesine göre olmak üzere ileri teknoloji yöntemlerinden faydalanıyoruz. Mesela robot teknolojisinden faydalanıyoruz. Evet. Tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi rehabilitasyon alanında da robot teknolojisi. Yani spesifik olarak hangi hastalıkta bu robot teknolojisi ve hidroterapi, onu öğrenebilir miyiz? Elbette. Çok özet olarak söyleyeyim. Bilhassa beyin ve omurilik hasarı olan hastalarda, evet, ve yine beyin ve omuriliği tutan çeşitli dejeneratif hastalıklarda kullanıyoruz. Hem erişkinlerde hem de çocuklarda. Çocuklarda bildiğiniz gibi doğuştan itibaren olabilen bazı rahatsızlıklar var. Spastik felç adı verilen rahatsızlıklar var yürüyemeyen çocuklara. Bu yöntemlerle yürüme eğitimleri veriyoruz. Peki niye suyun içinde bu tedavi? Avantajı nedir? Evet. Ortaokul fiziğinden Arşimet yasasını hatırlar mısınız? Suyun içine giren bir cisim kendi ağırlığı kadar kaldırma kuvveti ortaya çıkarır diye. İşte bu prensipten faydalanarak yapıyoruz bu tedaviyi. Böylece suyun içine giren bir insanın vücut ağırlığı çok büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Mesela boyun hizasına kadar suyun içinde olan bir insanda vücut ağırlığının 1/10 ortadan kalkıyor. Böylece yer çekimsiz bir ortamda, evet, hareketler çok daha kolay. Yer çekimi zorlaması olmadan çok kolay yapılabilir hale geliyor. Beyin ve omurilik hasarlı hastalarda da bu çok sıklıkla kullanıyorsunuz. Kolay. Bugün müsaade aldığımız bir vakamız var. Şu anda zaten tedavisi devam ediyor. Onunla ilgili de kısa bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir süreçti? Şu anda neler yapılıyor? Evet, hastamız bundan 10 ay kadar önce ağır bir trafik kazası geçirmişti. Bildiğiniz gibi trafik kazaları ülkemizde hala maalesef çok ciddi, evet, bir toplumsal sorun olmaya devam ediyor maalesef. Ve bu kaza sonucunda ciddi bir beyin yaralanması olmuştu. Yapılan erken dönem tedavilerinden sonra da geride kalan hareket kayıplarını telafi etmek üzere kapsamlı bir rehabilitasyon uygulamasına başladık. Başlangıçtaki hareket kabiliyeti nasıldı? Başlangıçta tamamen yatağa bağımlı durumdaydı. Hiç yoktu. Evet. Hiç yoktu. Ama ailesi çok bilinçli. Bu konuda bizim söylediklerimizi harfiyen uyguladılar. Ve böylece başlangıçtaki o ağır tabloya rağmen durumunda günden güne çok sevindirici gelişmeler oldu. Ve bugünkü gördüğümüz seviyeye, evet, geldi. Şu anda havuzu içinde, evet, suyun kaldırma kuvvetinin avantajıyla da hareketlerini rahatlıkla yapabilir duruma geldi. Peki nasıl bir gelişme bekliyorsunuz süreçte? Evet, başlangıçta da söylediğiniz gibi tamamen yatağa bağımlı durumdaydı hastamız. Yavaş yavaş hareketler açığa çıkmaya başlayınca oturma ve ayakta durma dengelerine başladık. Ve ayakta durma dengesi oluştuğundan itibaren de robot tedavileri desteğinde ilk adım atma eğitimlerine başladık. Bu hem hastamız için hem bizler için çok yüz güldürücü bir gelişmelerin başlangıcı oldu. O robot tedaviler başka bir tedavi biçimi değil mi? Robot tedavisi, evet,
başka bir tedavi biçimi, robot destekli yürüme tedavisi olarak özetleyebiliriz. Aynen de o da uygulanıyor hidroterapiyle elbette, birlikte. Diğer tedavilerle birlikte, diğer egzersiz tedavileriyle bir arada uygulanıyor. Ve zaten bu tedavilerin bir arada uygulanması çok önemli. Belli bir sıraya göre ve hastanın rahatsızlığının karakterine uygun olarak. Her gün geliyor mu hastanız? Her gün buraya? Geliyorlar. Evet, her gün bazı günler iki defa geliyorlar. Kaç saatini geçiriyorsunuz yine? Ortalama 2-3 saat burada geçiriyoruz. Bir de bununla da bitmiyor. Tabii evde de yapması gereken egzersizler var. Zira bunlar yapılmadığı takdirde hareket sisteminde çok çabuk kayıplar, gerilemeler meydana geliyor. Mesela eklemlerde kireçlenmeler olabiliyor. Kaslarda kısalmalar, incelmeler olabiliyor. Yine kalp ve solunum sisteminde gerilemeler oluyor. O bakımdan bunların özellikle bu yaralanmadan itibaren, erken dönemden itibaren sistemli bir şekilde uygulanması son derece önemli. Trafik kazaları ile ilgili böyle çok vaka geliyor dediniz, gerçekten çok üzücü. Bir de doğuştan çocuklarda bazı rahatsızlıklarda bu tedavinin kullanıldığını söylediniz. Bize bu konudan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Evet, çocuk vakaların önemli bir kısmı da doğum sırasında meydana gelen zorlanmalardan veya travmalardan veya doğumdan hemen önceki dönemde annenin geçirdiği bazı rahatsızlıklardan kaynaklanan ne ve yaygın adıyla spastik felç olarak bilinen, tıptaki adı da serebral palsi, evet, olan rahatsızlık. Bu alınan bütün önlemlere rağmen, tıbbın bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen hala bölgeden bölgeye %5 ila %10 oranında görülebilen bir rahatsızlık. Peki o bebek hemen getirilmeli mi böyle bir durumda? Nasıl bir dönemde başlıyorsunuz tedaviye? Annenin bebek doğduğundan itibaren çok dikkatli olması lazım. Çocuğunda eğer gelişmesinde bir gerilik, evet, bir anormallik fark ederse derhal doktoruna müracaat etmesi lazım. Bunun genellikle ilk fark edildiği dönem 7. 8. aylar oluyor. Bu aylara gelinmiş olmasına rağmen çocuk oturamıyorsa, bir takım dikkati çeken kasılmalar oluyorsa, bakışları da bazı anormallikler fark ediliyorsa hiç vakit kaybetmeden doktora müracaat edilmesi lazım. Ve serebral felç tanısı konulduğu andan itibaren de rehabilitasyona başlanması lazım. Yine hidroterapi var diyorsunuz bunun içinde. Yine çocuğun durumuna göre hidroterapi de var. Ama tabii çok küçük çocuklarda öncelikle yatağında veya oturur durumda yapılan egzersizlerle işe başlıyoruz. Çocuk geliştikçe onun durumunun gerektirdiği tedavi yöntemleri programa ilave ediliyor. Yine vakaya bağlı ama tam sağlığına kavuşuyor diyebiliyor muyuz? Beyindeki hasarın derecesine bağlı olarak maalesef bunların hepsi tam sağlığına kavuşamıyor. Tabii çok ağır beyin hasarı olan hastalarda geride sekerler kalabiliyor. Ama günlük hayatın devam ettirebilmesi için en azından rehabilitasyon önemli. Erken rehabilitasyon son derece önemli. Rehabilitasyona ne kadar erken başlanırsa o kadar olumlu ve yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Peki yetişkinlerde geri dönersek yine hidroterapinin uygulandığı, en sık uygulandığı hastalıklar neler? Evet, bu hastalıkların başında da ülkemizde en çok rastlanan sakatlık sebebi olarak inmeleri gösterebiliriz. İnmeler özellikle 60 yaşın yukarısındaki insanlarda beyindeki damarların hasarı sonucunda vücudun bir yarısında ortaya çıkan felçlerin genel adı. Bu hastalarda erken dönem tedavilerinden sonra su tedavisinden çok olumlu şekilde yararlanıyorlar ve hastalarımızın önemli bir kısmını da bunlar oluşturuyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.